ameliyattan çıktı mı kızım? Yok anneanne. Ameliyatta hala. Kimse de bir şey demiyor. Ona bir şey olursa yaşayamam ben. Atlatacak yavrucuğum. Benim damadım çok güçlüdür. Üzülme sen yavrucuğum. Bir dakika. Ben seni sonra arayacağım. Müdür bey, ben oğlumu görmek istiyorum. Bakın, bir gece içinde büyük felaketler yaşadık. Damadım büyük bir kaza geçirdi. Lütfen biraz anlayışlı olun. Duydum. Geçmiş olsun. Bakın Neslihan Hanım, acınızı anlıyorum. Ama soruşturma devam ederken oğlunuzu görmenize izin veremem. Sabah savcı karşısına çıkacak. Lütfen bize daha fazla zorluk çıkarmayın. Evinize gidip dinlenin. Hayır efendim. Oğlumu görmeden şuradan şuraya adımımı atmayacağım. Siz bilirsiniz hanımefendi. Bakın müdür bey. Bakın lütfen dinler misiniz beni? Neslihan Hanım. Lütfen. Sakin olun. Tansiyonunuz yükselecek. Neslihan Hanım lütfen sakin olun. Şunun için iyi gelir. Neden kimseden ses çıkmıyor? Biliyorum ben. Bir şey oldu. Kötü bir şey oldu. Yapmayın Ünvan Hanım. İyi düşünün, iyi olsun. Atlatacaktır Murat Bey bunu. İnşallah. Ya hemşire hanım, ya gecenin üçü oldu. Arkadaşım hala çıkmadı ameliyattan. Bir girseniz, bilgi alsanız. Merak etmeyin. Ameliyatlar genelde uzun sürer. Çıkar birazdan. Bize de bilgi vermezler şimdi. Teşekkürler. Rica ederim. Alev. Nasılsın canım? İyiyim. Murat'tan bir haber var mı? Alev, bunca olaydan sonra hala Murat diyorsun ya. Hece zaten çok yorgunum. Yine başlama lütfen. Tamam, tamam. Osman'la az önce konuştum. Ameliyat devam ediyormuş. Bekliyorlar. Biz de gidiyoruz hemen. Ümran'ın orada olduğunu hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum. Yani sabahın köründe karşılaşınca ne diyeceksin? Umurumda bile değil. Neslihan Hanımlar nerede? Onlar şirkete gitti. Tamam. Biz de hastaneye gidiyoruz. Yürü. Deniz Hanım. Deniz Hanım. Birkaç sorunuz olacak. Deniz Hanım. Deniz Hanım. Deniz Hanım. Lütfen bir izin verir misiniz arkadaşlar? Ne diyeceksiniz? Deniz Hanım. Deniz Hanım. Deniz Hanım. Deniz Hanım. Deniz Hanım. Uf ya, geldiniz sonunda. Ya Allah aşkına biriniz bir şey sorun. Şu Ümran denen kadın bir şey biliyor mu? Öldüm burada meraktan ya. Sen de mi bir şey öğrenemedin? Yok. Osman, istersen sen arabaya git. Biz sana bilgi veririz. Şimdi bizi hep birlikte görmesin Ümran. Tamam. Alev'im, iyi olacak merak etme. Hadi bay bay. Siz niye geldiniz? Sen dayımın yanında niye beklemedin? Ben... Orada beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Ben de seni burada yalnız bırakmayayım dedim. Sağ ol. Ama gördüğün gibi burada da durum aynı. Hepimize güzel bir düğün sürprizi oldu bu. Herkes bir anda telef oldu. Ne uğursuz düğünse. Ben bir Neslihan Hanım'ı arayayım. Doktor bey, Murat Bey'in durumu nasıl? Kaza geçiren hastanız. İşiniz iyi hanımefendi, merak etmeyin. Ameliyat sorunsuz geçti. Eşi benim doktor bey. Özür dilerim. Dediğim gibi ameliyat çok iyi geçti. Hiçbir sorun yok. Yalnız dalakta zedelenme, iç organlarda yaralar ve kaburga kırıkları var. Epey uğraştık. Şu anda durum iyi. Şimdi yoğun bakım alınacak. Ancak en az ameliyat kadar hastamız için önemli bir süreç başlıyor. Bekleyip takip edeceğiz. Doktor bey, görebilir miyim? Çok merak ediyorum. Kısacık bir süreliğine olsa yanına giremez miyiz? Şu an için imkansız hanımefendi. Geçmiş olsun. Ama doktor bey, bakın. Alev ameliyattaymış. Ayrıca biraz abartmıyormuşum.
Deniz'cim, henüz aile bile olmadan bu bize olan yakınlığın beni şaşırtıyor doğrusu. Sen gidip nişanlınla ilgilensene. Ben kocamın yanındayım, merak etme. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.